Programa başvurma sebebiniz nedir? Esra abla, 40-45 gün önce işten geldiğimde şimdi ufak bir sözlü tartışmadan dolayı gece 3'te 3 aylık bebeğe, 2,5 yaşında engelli kız çocuğum ve diğer 4 yaşında kızım bırakıp gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum abla. Sizden yani tek isteğim ne olur lütfen yani bulunmasını istiyorum abla. Eğer boşanmak istiyorsa boşanalım. Yeter yani, yemedim yedirdim abla, yemin ediyorum, giyinmedim giyindirdim yani, bu kadar nankörlük yapmasın. Çıksın gelsin çocukların yanına abla, bakacak kimse yok. 70 yaşında annem var, anneme bıraktım. Annem de ayağı zaten rahatsız, sakat. Yalvarırım abla, çıksın gelsin. 5 yıllık evlilik. Aynen abla. 3 tane çocuk, 4, 2,5 ve 3,5 aylık. 3,5 aylık, yeni evet bir abla. Bir bebeğiniz olmuş. Çocuklardan da biri mikrosefali hastası. Bu baş çevresinin... Evet abla, sağ tarafı tutmuyor feşli. 18 Eylül günü işten eve geliyorsun. Ve karın çocuğunun bakım parasını harcıyor. Evet. Ve bunun üzerine sen sinirleniyorsun. Evet. Ufak neye harcamış? Ya abla zaten o gün çarşıya gideceğini söyledi. Ben ona vermiştim biraz bir para. Harcadım. Çocuğun dedi şeyini harcadım. Tamam dedim. Sonra da ben bağırdım ona. Çocuğun şeyini ellemeydin diye. Sadece söylediğim bu oldu yani. Şimdi o parayı alır. Biz temel ihtiyaçlarınız evin ya da çocukların ihtiyacı için harcar. Hayır, o çocuklara ayrı, harcamamış yoksa abla. Yoksa çok keyfi şeyler keyfi alır. Keyfi harcadığı için ben de kızdım yani doğal olarak, bağırdım. Gittim salona yattım. Gece kalktığımda saat 3'te çocuk ağlama sesleri geliyordu. Kapıyı dayamış bırakmış gitmiş abla. Peki yani o bağırmanın ötesinde fiziksel anlamda ona zarar verecek bir davranışta bulundunuz mu? Hayır abla, kesinlikle öyle bir şey bulunmadım. Aranızda herhangi bir kavga çıktı mı? O sana zarar verecek bir davranışta yok, bulundu yok, mu? Yok abla. Siz uyuduğunuzda aslında eşiniz evi terk ediyor. Evet abla, ondan 4 ay önce de evi tutturdu bana. bu evde de biraz şey yani, evi taşıyalım, evi taşıdık. Evi taşıdığım gün de bıraktı, kaçtı gitti kadın sığınmaya 3 gün. Konu komşuyla, arkadaşlarımla evi taşıdım yani. Ev taşınırken? Ev taşınacağı gün de bıraktı. 3 çocuk bırakılıyor, gitti. Kadın sığınma evine gidiyor. Çok geçerli bir sebebi olması lazım. Bir geçerli sebebi yok abla. Yani geçerli sebebi bu. Daha önce hipolar tedavisi görüyormuş. Aile şöyle diyor ama ben hiç görmedim yani hipolar tedavisi. Bir rahatsızlığı var mı? Daha önce varmış evet abla, özelliğe falan gibi. Bipolar olduğunu söylüyorsun. Aynen. Peki ailesini aradın mı kayıp olduğunda? Ailesinin yanına da gittim Kocaeli Gebze'ye. Orada da yok abla. Yani hiç kimse bilmiyor, nerede olduğunu bilmiyor. Peki ailesi mesela, şimdi sen diyorsun ki ya karım Dilan yok ortada. Aile de onun rahatsızlığını biliyorsa bunun üzerine ya hep beraber arayalım, hep beraber bulalım. Başına bir şey mi geldi, biri mi kandırdı diye düşündüler mi? Allah razı olsun Esra abla, yani kaynanam ve kayınbabam zaten abdest namazında insanlar. Yani hepsi temiz bir insanlar, çok temiz bir insanlar. Onlar da arıyor ama kendi çaplarında arayabiliyorlar yani. Hayır, yani mühim olan benim için kızları kaybolduktan sonra onu merak etmeleri, aramaları, sormaları, onun kaybıyla ilgilenmeleri. Yani gerçekten ilgileniyorlar. Bana kalırsa ilgileniyorlar abla. İlgileniyorlar. Peki sen karın gittikten sonra tarih ne? 19 Eylül. Şu tarihe kadar herhangi bir telefonla sana geri dönüş yaptı mı, seni aradı mı? Hayır abla, ne bir telefonla ne bir sosyal medyayla. Beni aramasına gerek yok abla. Eğer yani bu kadar istemiyorsa tamam istemesin. Yani ben yemedim yedirdim, giyinmedim giyindim. Bu kadar nankör, bu kadar... Yani nankörse işitmesin ama çoluğun çocuğunu arasın abla. Çoluğun çocuğunu bakın. Ya seni yoksa... arayıp beni arama, seni istemiyorum artık dedi mi? Hayır abla, kesinlikle demiyor. Ailesini arayıp peşime düşmeyin, beni merak etmeyin demiş mi? Hayır abla. Ailesine ya ben bu özgürden çok çektim, sizin yanınıza geliyorum, bana yardım edin demiş mi? Hayır hayır. Hiçbir kesinlikle. Şekilde karınızdan haber yok. Hayır kesinlikle yok abla. 3 tane de çocuk var, çocuklara aynen şu abla. Anda annen bakıyor. Buradan Dilan Akalan'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Ankara'da yaşadığı evden 18 Eylül gecesi aslında herkes uykuya daldıktan sonra çıkıyor gidiyor. 3 tane çocuğu bırakıyor. Sizin iddianız bir psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylüyorsunuz. Bu benim problemlerinden... Değil abla, benim değil ablacığım. Hayır onun onu. Kayınvalidem ve kaynanam, kayınvalidem ve kayınbabamın söyledi daha önce bu... Psikiyatri kliniğine, hastanesine gidiyor. Evet. Hipolar tedavisi görüyor. Hemşire olacağı için devlette yaptırmıyorlar hani ki hemşireliği engeller diye. Sadece okulu falan da bırakıp evden kaçıyor. Seninle kaçtı.
Üç tane de çocuk var. Peki bu arada gelen ihbarlar Dilan Akalan'ın Bursa yönünde olduğunu söylüyor. Ailesinin yanına gitmiyor. Üç çocuğu bırakıyor. O gece evden ayrılıp yani Bursa'ya gittiyse Bursa'da bir yakınınız, akrabanız var mı? Yok ablacığım. Bir tanıdığınız yoksa niye evi terk etti? Gerçekten o gece sadece hani sen ona bir kere bağırdın. Bundan dolayı aranızda tartışma çıktı. Evet. Bunun için mi gitti? Bunu öğrenmemiz lazım. Eşinize seslenin lütfen. Dilan çık gel, çölü çocuğu perişan ettin. Yani bu kadar ekmeksiz olma, anladın mı? Bu kadar namert nankör olma. O parmak kadar bebeğin hangi vicdanla bıraktın gittin? Her gün asela alıyor. Ya gel kiranı vereyim, nafakanı vereyim. Evi barka da gelmeyeyim, gel ama. Çoluğun çocuğun yanına gel. Reklam et. Siz eşinize... Gel özür diliyorum, gel hayatım, senden çok özür diliyorum. Niye gel. Özür diliyorsun? Lütfen gel, gel. Kırdıysam özür diliyorum, bana kırıldı gittiyse özür diliyorum abla. Kıracak bir şey yapman lazım. Sözlü olarak kırılmıştır tartıştığımda. Barışmak sen istiyorsun yoksa? Barışmak ister misin eşinle? Ya abla sonuçta çocuklarım var, eğer ki bir yanlış olmazsa tabii ki barışmak isterim. Çıksın gelsin yani. Yanlışı derken? Herhangi birinde kaçma, görüşme gibi bir şey yoksa tabii ki yani her zaman kapım açık. Yani ben kırdıysam, incittiysem... Ya özür dilerim tabii çık ablacığım. Gel. Çık gel. Ama onun haricinde biriyle beraber... Allah'ından bulsun. Allah'ından bulsun. Allah'ından bulsun. Yani iki uçta dolaşıyorsun. Aynen abla. Çok telefon kullanır mısınız evde? Sever misiniz sosyal medyayı karı koca? Zaman zaman kullanırdık. Hayır, yani siz de o da sever mi? Severdi abla. Siz sever misiniz? Evet. Bol bol vakit geçirir misiniz? Eşimle mi? Hayır. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Evet. Ya bol bol fotoğraflar koyar mısınız? Şimdi artık yeni çağda bile yani yeni çağ diyorum ama yeni çağda şöyle bir hayat var. Gerçekten evde herkesin elinde bir telefon var. Herkes fiziksel anlamda aynı ortamda, aynı odada, aynı sofrada, aynı masada... Ama herkesin dünyası başka bir yerde. Eşinizle bu telefon konusunda böyle sık sık aranızda kavgalar çıkar mıydı? Ya da telefonu bırak çocuklarla ilgilen, telefonu bırak yemek yap, telefonu bırak temizlik yap. Ya da sana özgür telefonu bırak benimle otur bir film izle der miydi? Zaman zaman o bana derdi, zaman zaman ben ona derdim. Evet Esra abla yani zaman zaman söylerdik. Son dönemde tırmandı mı bu tartışmalar? Son dönemde değil abla yani bir hafta önce kızacağım ama... gitmek istedi. Bunaldığını söyledi. Annemle gönderdim. Bir hafta gezdiler, geldiler. Canım eşim ölürüm. Şöyle böyle diyordu. Geldi. Ölürüm mü? Senin için ölürüm diyordu. İşte sana doğum günün ne diyordu? 10. ayın 11'i doğum günüm. Sana çok büyük sürprizim var diyordu. Demek ki çok büyük sürprizi buymuş yani. İhanetiymiş. Bırakıp gitmesiymiş yani. Ama ihanet yani. Olduğunu bilmiyorsunuz ki. Yani bırakıp gitmesiymiş ihanet derken. 10. ayın 11'i. Asıl aynen. Sürpriz buymuş. Daha önce böyle eşiniz evi terk etti mi? 3-4 sefer terk etti. Kadın sığınmaya gidip geliyordu. Abla 2-3 gün içinde geri geliyordu. Onlarda gidiş sebebi neydi? Tartışmalar. Hep bir tartışma var ama anladığım kadarıyla. Yani sözlü tartışmalar abla. Bir de çocuklardan bunu alıyordu. Çocukları bırakıp gidiyordu. Bazen çocuğu alıp gidiyordu. Şimdi bu çocuklardan bunalma olayına o kadar sık duymaya başladım ki. Yani hani çocuklardan bunaldım. Yani... Çocuklardan bunalınmaz. Bunu dünyaya getiren sizlersiniz. Hem annenin hem de babanın çocuklar üzerinde ciddi anlamda sorumlulukları var. Hı. Görev paylaşımı yapılır ama çok bunaldım ben bir gideyim, çok bunaldım bir bırakayım, çok bunaldım stresim tavan yaptı diyemeyiz. Evet. O zaman en baştan planlayacağız. Yani ben kaç çocuğa bakabilirim, bir çocuğa bakabilir miyim, baba olabilir miyim, anne olabilir miyim? Bunun üzerine gerçekten böyle saatlerce kafa yorulması gereken bir şey. Abla geçen sene de söyledim işte çocuğu dedim istiyorsan aldıralım yani bu çocuğu dedim doğmadan önce. Yani bakabilecek misin dedim. Kesinlikle dedi bakacağım yani dedi öyle bir şey yok yani zor olmasın bak dedim. Aseli rahatsız yani ikinci kızımız mikrosefali hastası. Ama sonuçta hemşire değil mi yani sağlık konusunda da bilgili eşiniz. Yani normal bir bayandan gebelik hamilelik konusunda da daha donanımlı. Vallahi bilmiyorum abla da. Hemşire yani bilgili olduğunu ama korunma varken bilene hamile kaldığından haberi yoktu yani. Siz de bir tedirginsiniz ama Özgür Bey sanki. Ya tedirgin değilim de sinirlerim boşaldı abla. Vallahi sinirlerim boşaldı yani. O çocuklar orada öyle perişan.
Haberi yok. Yani tamam, beni aramayabilirsin ama çocuklarını ara. Çocuklarınla görüş. Ben yine yani kiranı vereyim, nafakanı vereyim. Ne yapıyorsan yap yani. Çoluğun çocuğun bakar başında. Bakar mı çocuklara? İyi bakar mı? Bakar ama o biraz sert. Nasıl sert? Yani tersler, şey der yani öyle biraz aksi yani işim. Aksi. Çocuklara karşı. Bu aksiliğin boyutu nedir? Ya kızma gibi falan, öyle fazla aşırı değil yani, kızma olarak. Sık sık uyarır mısınız? Uyarım çocuklarıma kesinlikle, ne vur ne de hiç. Sadece vurduğunu görürsem derim yani, beynini patlatırım derim yani açık ama açık. Ben hiçbir kocanın çocuklara yani, anne eğer şiddet uyguluyorsa bundan dolayı ayrılmak istediğini, genelleme asla yapmıyorum. Ayrılmak istediğini görmedim. Evet. Ne zaman ki o kişi onu terk ediyor, başka birine kaçıyor, o zaman ayrılık akla geliyor. Asıl aslında şiddet yani karı koca arasında değil, ebeveynlerden çocuklara yönelen de bir şiddet var. Aslında bu konuda da hepimize sorumluluk düşüyor, özellikle de komşulara. Yani çevrenizde böyle bu tarzdaki şeylere şahit oluyorsanız lütfen bununla ilgili ihbarcı ve şikayetçi olun. Ablan telefon attığında hoş geldiniz yayına, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Çok ağlıyormuş abla telefonda. Evet, ben Öksür'ün ablasıyım. Size de teşekkür ederim. Böyle bir büyük bir iyilik yaptınız. Kardeşim aklımı kaybedecek. Günlerdir gözyaşı döküyor. Çocuklar perişan. Ben aynı zamanda çocuklarının süt annesiyim. Üçünü de emzirdim. Kardeşim bizim gelinimizin namusunda falan kötü bir şey yok. Öyle de bir insan değil zaten kendisi. Cahil, daha çocuk o. Yaşı da küçük. Biz onu çok seviyoruz. Yani tartıştıkları zaman kızardık ama böyle etten püsten şeyler. Bilen kaldıramadı. 3 tane çocuk arkas olunca Aten'in hastalığı onu yıktı. Biraz da maddi sıkıntıları çoktu. Hep destek olmaya çalıştık ailecek. Bilen'in babasından da Allah razı olsun. O da çok destek çıktı. Kardeşime bir şey olacak diye çok üzülüyorum, üzüntüyle. Size çok teşekkür ederim. Yani bizim sesimizi duyurdunuz. Benim ailemden... Peki yani Dilan gittiyse Özgür'e gerçekten kızdı, yaşadığı bunalımlardan dolayı gitti diyorsunuz. Yani Özgür'e de demeyelim de şimdi yalan konuşmayayım. Çocuklar çok bunaltıyordu. Aser'in hastalığı, Aser hiç yürüyemiyor, kalkamıyor. 3 aylık bir bebek var. Sonra Berivan öylesine yaramaz bir çocuk. Kadın belki kaldıramadı bunları. Özgür de tersinde belki tuz biber oldu. Peki Dilan'ın bir psikolojik rahatsızlığı var mıydı? Kardeşiniz bir takım iddialarda bulundu. Yani ailesi söyledi dedi. Babasıyla görüşmüştük biz. Daha önce de kaçmıştık sığınma evine. Babasının onun bipolar tedavisi gördüğünü, bekarken de evden kaçtığını, büyük profesörlerden ilaç kullandığını falan söylemişti. Biz söylüyorduk, bak ablacığım böyle bir rahatsızlığın varsa git gel diye. O da işte hani kendini geçiştiriyordu. Yok abla işte bazen bunalıyorum falan diye. Evet, tuhaf bir takıntılar vardı böyle. Boşluğa düşünce gözü bir şey görmüyordu. Ben hani çocuklarını döversem falan görmedim ama bir keresinde yüksek sesle bağırdığını, Berivan'ı emzirmek istemeyip koltuğa itiklediğini görmüştüm. Onda çok kızdım ona. Hatta tartıştık. Aldım çocuğunu emzirdim. Üçünün de ben süt annesiyim. Onlar da aklım. Şimdi bahsettiğiniz gibi bir hani tanısı konmuş bir hastalığı varsa kolay bir süreç değildir ama yani o ilaç tedavisi uygulandığında hani o hastalık da kontrol edilebilir ama bunun dışında üzerine hayatına getirdiği bu sorumluluklarla beraber bunaldı. Bu bunalımla beraber kendine zarar verecek bir davranışta bulunabilir mi? Mesela benim aklıma o geldi. Şöyle, annesi babası geçmişte de kaçmış bu kızcağız, bekarlık dönemlerinde evden kaçmış. Yani diyorduk hani bir şey olur, olur ya bunalıma girer kendine zarar. Ben yani hayati tehlikesinden korkuyorum. Kendine bir şey yaptı mı diye. Yani çocuklar var ortada, başka gibi. O Berivan aklı eriyor, her gün soruyor. Hala annem geldi mi, hala annemi getirdin mi? Annem televizyona çıktı. Çok üzülüyorum. İyi ki Esra Hanım var. Yani ben o kadar dua ettim ki bugün anlatamam. Gerçekten de kişilik olarak Esra Hanım'ı çok seviyorum ben. Şu an canlı Allah yayındasınız. Sağ olun. Çok heyecanlandım. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Anladım. Yani o kadar çok üzülüyorum ki kardeşime, canımın biri daha olsa birini veririm. Dilan da biliyor onları çok sevdiğimi. Deseler ki bana gözünü bağışla, bağışlarım. Yani vallahi o kadar çok duyuyor
üzülüyorum ama çok üzülüyorum. Annem yaşlı. Bakamıyor çocuklara. Hepimiz farklı. Şu anda üç çocuğa da siz bakıyorsunuz. Annem bakıyor. Annem 64 yaşında yürüyemiyor. Ayağı zor yürüyor. Ben Trabzon'dayım. Esasım ya. Vallahi size yalvarıyorum. Bir şekilde ulaşın. Sağlığına bir şey olduysa diye üzülüyorum. Allah korusun. Bizleri bana ne cevap vereceğiz? Her gün soruyor çocuk. Annem nerede? Annem nerede? Hala annem nerede? Ben onların canı bir şey isteyince gidip alıyorum, getiriyorum ama bir anneyi bulup getiremem, alamam. Her seferinde evden kaçarken Özgür'le yaşadığı problemlerden mi kaçıyordu? Yani kardeşiniz karısını üzecek, ona zarar verecek bir davranışta bulunabilir mi? Öyle tartışmalarını gördüm ama ağzı birbirlerine hakaret ederlerdi. O şekilde öyle dövme kırma olmazdı, Özgür kıyamazdı ona. Tartışırlardı, biz kardeşime de kızardık, sen çok konuşuyorsun. İşte yazık yapma diye ama Dilan'ın... geçmişten de böyle daraltıcı annesi babası da bizi çok seviyor, söylüyorlar, her gün dua ediyorlar dönsün eve diye. Benim erkek kardeşim çok vicdanlı bir adam, yani onun biz geçmişiyle yargılamıyoruz, hiç kötü bir şey söylemiyoruz, onun çocuğunu kendi çocuğumuz gibi seviyoruz. Peki yani hayatından endişe ediyor musunuz? Evet, çok korkuyorum çünkü birkaç insan kızmıştım telefonda, o gitti ilk haftalarda biraz bağırarak falan konuşmuştum. Yani çok korkuyorum bir şey olacak diye, o çocuklar ortada kalacak diye. Özgür bunu şimdi... sana söyler miydi? Kendime zarar veririm. Yok abla, daha önce intihara kalkıştığını biliyorum yani. Yok abla diyorsun, arkasından cümleyi söylüyorsun. Yani daha önce intihara kalkışmış abla, kendini bir uçurumdan atacağı zaman bir tane abi tutuyor. Allah razı olsun. Şimdi bu arada gittiğinden beri hiçbir şekilde Özgür'ün iddiası kendi ailesiyle iletişim kurmuyor. Özgür'le iletişim kurmuyor. Bu kaçtıktan sonra sizinle bir iletişim kurdu mu? Ben yine de sorayım da. Alo. Sizinle iletişim kurdu mu yani böyle sosyal medyadan, WhatsApp üzerinden? Yok, kesinlikle öyle bir şey kurmadı bizimle. Sadece konuştuğu Sevda'nın vardı. Bir ara ilk gittiği aralık onu aramıştı işte. Orada biraz küfürlü falan konuştu. Ben konferansta dinliyordum nerede olduğunu anlayalım diye. Ben ona kızdım. Yani böyle bir şey yaptığına, eve dönmesi için de biraz ağır konuşmuştum ona. O gün duydum sesini ama o zaman çok yeniydi. Bir hafta olmuştu evden bir gideli. Bir hafta olmuştu. Yani sürekli yapıyordu zaten, kaçıp kaçıp gidiyordu ama tekrar bir şekilde bize ulaşıyordu. Sığınma evine gidiyordu. Oradan arıyordu. Ya da işte mesaj atıyordu. Ben buradayım, gelin alın falan diyordu. Olan kardeşim de biliyor. Dolaylı yollardan ulaşıyordu. Şu anda hiçbir şekilde bizi arayıp sormuyor. Bir yerden yazı yazmıyor. Bir de çocuklarına severdi. Yani Berivan için dayanamazdı, kıyamazdı Berivan'a. Yani hiç aklına gelmiyor mu o çocuğun öyle olduğu? Sonra Asel yani konuşmayı bile bilmiyor, yürüyemiyor. Ona kıyamazdı. Asel'i falan bırakamam. Sonra bebek oldu. Bebeğe benim adımı koydu. Ben onu çok seviyorum diyordu. Yani nasıl yapıyor ben anlamadım. Dilan Akalan'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Gören, tanıyan, bilenler ulaşsınlar. Bir psikolojik rahatsızlığı da var. Hani bu süreçte ilaçlarını kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Bir tedavi sürecinde mi? Bunu bilemiyoruz. 19 Eylül tarihinde Ankara'daki yaşadığı evden çıkıyor. Üç çocuğunu, kocasını ve tüm ailesini bırakarak kayıplara karışıyor. Dilan Akalın nerede? Kocası diyor ki eğer onu kırdıysam... Abla kırdıysam ben onu özür dilerim. Yani gerçekten seviyorum. Çocukların kendine ihtiyacı var. Gelsin yani. Lütfen abla gelsin yani. Bilmiyorum, yemedim yedirdim, yemin ediyorum giymedim giyindirdim. Bu kadar nankör olmasın abla, gelsin ya, nankör olmasın. Yani onu o kadar çok seviyorum ki, gelsin vallahi gelsin abla. İnsan sevdiğini üzer mi, sevdiğine bağırır mı? Ya insan üzmez ama stresten galiba abla. Yani üzdüğüm için de özür diliyorum, seviyorum, gerçekten haklı. Ben bunu, neden bunu yaptın diye sormuyorum, genel anlamda soruyorum. Yani herkes diyor ki çok seviyorum çok. Evet. İnsan sevdiğini üzecek bir söz söyler mi? Söylemez abla ama işte psikolojik
olarak yaptık yani. İlişkiler aslında ne zaman bitiyor biliyor musunuz? Hani o ilk başta yapılan o ufak ufak dozların çok bir etkisi olmuyor ama o en son noktada artık dayanılmayacak buraya geldiğinde karşı tarafla ilgili artık iyi bir ilerleme kaydedemeyeceğinizi düşündüğünüzde umudunuzu yitiriyorsunuz. İlişkileri ondan sonra bitiyor ama başka birini bulduysa... Yani Allah bahtını açık etsin. İnşallah da bulduysa anladın mı? Ben cennet kuşuyum abla. Ne demek o? O da benim ne demek istediğimi anladı. Yani mutluluklar dilerim yani. Anam, ben onu her zaman cennetim kapısında beklerim. Bu dünyada olmadı öbür dünyada beraberiz mi diyorsun? Yani ahiretlik oluruz onunla zaten. Ne demek bu, tehdit mi? Tehdit değil abla yani. Yani öbür dünyada görüşürüz. Ben zaten öbür dünyada onu bekliyorum. Görüşürüz. Hayır, ben buradan çok manidar bir şey çıkarttım. Eğer algıladığım gibi ise. Bu dünyada 3 tane çocuğunuz varken. Ya benle ya bensiz. Ha Özgür. Ya benli ya bensiz değil ablacığım. Kurban olayım abla. Hep benle. Hayır, hep benle değil. Yani gidiyorsa da aldatmadan gitsin. Peki, Dilan Akalın nerede? Bu soruların tüm cevabını alacağız. 19 Eylül'de bir kadın neden 3 çocuğunu bırakıp evi terk etmek zorunda kaldı? Bu süre içerisinde nerede, nasıl yaşıyor? Niye ailesiyle iletişim kurmuyor? İnşallah hayırlı ve güzel haberleri veririz. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz.